Sevgili dostlar merhaba bu yayınımızda Bera Holding'e bakacağız hatırlarsanız 18 Ekim'de Panora Gayrimenkul yatırım ortaklığını sizlerle paylaşmıştım şimdi Bera Holding'e bakıyoruz bu ikisi birbiriyle paralel çünkü ben 18 Ekim'deki yayınımda e, Simply Wall'dan bana gelen bir mail doğrultusunda sizlerle e, bazı hisseleri paylaşacağım demiştim 18 Ekim'de de Panora Gayrimenkul ilk paylaşımımdı bu da o listedeki ikinci paylaşımım o mail şu şekildeydi SimTV'den bana gelen. Analistlerin henüz önemli ilgisini çekmemiş. Üstün getiriler sağlayabilecek yüksek performansı küçük sermayeli şirketler. Bana böyle bir mail geldi demiştim 18 Ekim'de. İşte o listenin içinden ikinci şirketimiz Bera Holding. Şimdi karşımızda borç öz kaynak tarihçesi ve analizi var. E, borç seviyesine bakalım. Bera'nın toplam borcundan daha fazla nakit parası var borcun azaltılması. Bera'nın borç öz kaynak oranı son 5 yılda %48'den %6,5'e düşmüştür. Borç teminatı Bera'nın borcu iyi örtülmüş. İşletme nakit akışı iyi. %98.6. Faiz kapsamı Bera ödediğinden daha fazla faiz kazanır. Bu nedenle faiz ödemeleri endişe kaynağı değildir diyor. Güzel. Finansal durum analizine baktığımızda kısa dönem varlıkları, kısa dönem yükünlüklerini karşılayabiliyor. Uzun dönem varlıkları uzun dönem yükünlüklerini karşılayabiliyor. Burası önemli. Son 3 yılda ortalama olarak hisse başına kazanç yılda %25 arttı. Ancak şirketin hisse fiyatı yılda %41 arttı. Bu da kazanç büyümesinin önemli ölçüde önünde olduğu anlamına geliyor. Yani hisse biraz daha düşebilir diyor burası. Çünkü hisse önden yürümüş. Asya sanayi ortalamasının altında zaman zaman e, görürsünüz e, YouTube'da, TV'lerde ucuz kalmış hisseler yayını ama bizim kendi ülkemizin içinde ona göre kıyaslıyorlar. Ama yabancı öyle bakmıyor. Yani yabancı sadece Türkiye'de ucuz kalmış hisse olarak olaya bakmaz. Asya sanayi ortalamasının altında olması lazım ki Bera Holding e, bu sanayi ortalamasının oldukça altında. Bu önemli değil mi? Neden Asya sanayi ortalamasının oldukça altında olmasın? Sadece e, kendi ülkemizde mesela burası annesinin ligi. Sadece şurada ucuz kalması yetmiyor. Şuralarda bir yerlerde olabilirdi. Bera Holding en altta mesela. Ama daha biraz daha yukarıda fakat yine de ucuz kalmış olabilirdi. Fakat buraya geldiğimizde Asya sanayi ortalamasına göre belki de pahalı olacaktı ya da sanayi ortalamasının minnacık altında kalacaktı mesela. O zaman yabancının ilgisini ne kadar çekerdi? Yarın öbür gün yabancı geldiğinde. Durum bu arkadaşlar. Annesinin liginde de ucuz, güzel. Gerçeğe uygun değere baktığımızda 56,43 TL. Simply Wall gerçeğe uygun değer olarak 56,43 TL'yi görüyor. Güzel. Siz ihtiyatlı olun. 55, 53, 50, o seviyeleri kendinize hedef olarak seçin derim. Yani illa nokta atışı 56,43 olarak düşünmeyin. Şimdi dolar bazlı grafikte haftalıkta bakıyoruz. Benim analizim sonucunda 1,20-1,30. Ben burayı buldum. Yani burası benim teknik analizdeki hedefimdir. Alım bölgesi ise kırmızı bölgedir. Haftalıkta Keltner kanallarıyla bakıyoruz. Alt banttayız tepki gelebilir. E düşen paralel kanalında orta bandındayız bakın. Hem orta band hem Keltner kanallarında alt band haftalıkta dolar bazlı grafikte. Tabii ki de buralardan tepki gelebilir bu 0,44 0,45 işte 0,46 gibi orta banda kadar dahi olabilir ama ikna edici olmamalı e ben bu aralar o kadar ivmeleneceğini Düşünmüyorum ama gider mi gider belli olmaz yine de peşinden gitmemek lazım ha bu seviyelerden alsanız kötü mü yapmış olursunuz hayır kötü yapmış olmazsınız e, fakat kendi adıma ben söyleyeyim takip edenler bilir e, belki de ilk kez izleyenleriniz var o yüzden ben sık sık tekrarlıyorum arkadaşlar e, benim stratejim Kasım Aralık Ocak aylarında alımlar yapmak Mesela kasımı 2'ye bölerim. ilk yarısında, ikinci yarısında. Aralığı 2'ye bölerim. ilk yarısında, ikinci yarısında. Ocağı 2'ye bölerim. ilk yarısında, ikinci yarısında. Bir hisse senedini ben bu şekilde alırım. Ortalama çok iyi bir maliyet yakalarım. Arkama yaslanırım. Durum bu. Ben 2025'in ilk çeyreğinde borsamızın yukarı yönlü artık hareketleneceğini düşünüyorum. O sebeple diyorum ki Kasım, Aralık, Ocak doğru maliyetlenme açısından. Çünkü tam olarak silme, nokta atışı işte şuradan alalım, doğru yerden alalım böyle bir şey yok. Sen alımlarını zamanı yayacaksın. Ancak o şekilde yakalayabilirsin. Algoritmalar var. Yani robot dedikleri işte. Ya da işte balina, tahtacı ne dersen de ya da robot de. Onlarla başka türlü savaşamazsın. Malı sana kitlerler. Zamana yayacaksın. Ama bizim küçük yatırımcının en büyük hatası tek hamlede lap diye almak. Maalesef yani maalesef. Şu, şu aralar bile çok düştü deyip tek hamlede alanlar vardır yani. Yani ne gerek var? 100 bin liralık mı alacaksın? 1 milyonluk mu alacaksın? Yani 10 günde bir al. 20 günde bir al. Bir alım takvimi yap yani onu anlatmak istiyorum her seferinde de tekrar edeceğim her yayında anlatacağım bunu sevgili dostum durum bu bizim stratejimiz Kasım Aralık Ocak ayında heybemizi doldurup ondan sonra olan biteni seyretmek budur yayın umarım hoşunuza gitmiştir benim bulduğum hedef bölge burasıdır Simply Wall'un gösterdiği ise budur siz kabaca 50 TL'yi kendinize hedef olarak belirleyebilirsiniz ama öncesinde kademeli alım, kademeli alım, kademeli alım. Yorumlar yapmayı, yayınları beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.